ısıtma sistemlerinin niteliği, sağladığı enerji verimliliği yanı sıra çevreye olumsuz etki yaratmamasıyla ölçülüyor. Totem ısı sistemleri markasıyla 2000'li yıllardan bu yana ısı cihazları üreten Cengiz Zeybek, Ar-Ge'ye önem veriyor, inovatif ürünlerle adını duyuruyor. 1998 yılında ısıtma sektörüne bir firmanın bayisi olarak başladık. 3-4 yıl bu bayiyi götürürken bizi artık tatmin etmedi alıp satmak. Dedik biz bu işin imalatına girelim. Daha çevreci ürünler nasıl yapabiliriz? Bunu inceleyelim diye başladık. Küçük bir atölyeyle başladık. Üretilen çevreci ürünlerin piyasadan talep görmesi Cengiz Zeybek'i yeni ürünler konusunda cesaretlendiriyor. Diğer kazanlardan %30 daha az yakabiliyoruz. Ve biliyorsunuz kömürlü kazanlarda her hafta temizlemeniz gerekiyor içerisini. Bizim kazanlarımızda hiç temizlemiyorsunuz. Dolayısıyla dışarıya kurum da atmıyor. Ve yaktığınız kömürü %95 oranında enerjiye dönüştürebiliyorsunuz. Çok verimli yaktığımız için kömürü kazan boyutları da düştü. Yani eskiden daha büyük kazanlarla belli bir verim elde ederken şimdi yaklaşık yarı yarıya kazan ölçüleri düştü. Kalorifer kazanlarındaki baca problemleri bu defa bu alanda ürün geliştirilmesi sonucunu doğuruyor. Kurum tutmayan bacanın imalatına başladık. Dünyada tekiz, Türkiye patentimiz de var. Müşterilerimiz, bayilerimiz buna da talep gösterdi. Her gün bir kamyon ürün satıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Isparta'da Ponza denilen bir maden var. Bu madenden yapıyoruz. İzolasyon özelliği olan bir malzeme. Bu malzemeden çimento ile karıştırıp imalat yapıyoruz. 1300 derece sıcaklığı 3,5 saat dayanabiliyor. İzolasyon özelliği sayesinde dışarıdaki soğuk hava içerideki baca gazıyla çarpışmadığı için yoğuşma da meydana gelmiyor. Yoğuşma olmadığı zaman da kurum da meydana gelmiyor. Kurum olmadığı zaman da baca yangınları da olmuyor dolayısıyla. Kömürü yakma konusunda edinilen tecrübe bir kez daha arayışa itiyor girişimci Cengiz Zeybek'i. Dumansız mangal hayali kuruyor, çok geçmeden de gerçekleştiriyor. Biz kömürü çok iyi yakabildiğimiz için araştırdık. Dedik kömürle çalışabilen başka neler yapabiliriz? Araştırırken dedik işte mangal yapalım. Kömürlü mangal olsun ama duman çıkmasın. Böyle bir hedef koyduk kendimize. Şu anda icat ettik, 148 ülkeden patent aldık. Kömürlü mangalımızı yakıyorsunuz, duman çıkmadan kömür yanabiliyor. Dumansız mangalın çalışma prensibini merak ediyoruz. İyi ayarlanmış bir arabanın karbüratör ayarı gibi düşünün. İyi ayarlanmış bir arabanın egzozundan duman çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bizim mangalımız da bu şekilde. Kömürü havayla iyi karıştırarak iyi bir yanma sağlıyoruz. Dolayısıyla duman çıkmıyor. İyi bir yanma, iyi bir verim sağladığımız için de 1,5 kilo kömürle pişirebildiğiniz eti biz 300 gramla pişirebiliyoruz. Cengiz Zeybek, dumansız mangalın kullanımının oldukça kolay olduğunu söylüyor. Haznesi var. Haznesinin içerisine 300 gram kömürü koyup yakma jelini sıkıp ateşliyorsunuz. 5 dakika sonra etlerinizi üzerine koyun. Bunun en büyük özelliği şu, etten damlayan yağlar kömürün üzerine damlamıyor. Damlamadığı için alevlenme yapmıyor. Eti yakmıyor, kanserojen etki yapmıyor ve kömür tadında yumuşacık lezzetli etlerinizi pişirebiliyorsunuz. Kömür haznesinin etrafında 15 tane hava kanalı var. Ateş bu 15 hava kanalını paylaşarak çıktığı için her tarafta eşit bir sıcaklık var. Cengiz Zeybek mevcut alışılagelen mangallarla dumansız mangalı çevreci yönüyle de kıyaslıyor. Bu ürün diğer mangallar gibi çimin üzerine koyduğunuz zaman çimleri sarartmıyor. Diğer mangallar gibi dışarıya yağ atmıyor, yağ biriktirme haznesi var. Ve kömür masrafınız 5'te 1'e düşüyor, kömür tüketiminiz. Yani %1000 çevreci bir ürün. Cengiz Zeybek'in bu en yeni ürünü yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor. Biz mangala düşkünüz diyoruz ama inanın diğer ülkeler çok daha düşkün. Özellikle Amerika, Kanada, Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt. İnanın bunlar belki biz haftada bir gün bir piknik kültürümüz var ama bu adamlar her gün mangal yapıyorlar.
ve pratik bir ürün olsun istiyorlar. Biz de buna bir çözüm getirdik. Onun için yurt dışında da çok iyi tuttu ürünümüz. Amerika'ya gönderiyoruz, Kanada'ya gönderiyoruz, Fransa'ya gönderiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz. İnşallah Rusya'ya göndereceğiz ve Hollanda'yla da iyi bir anlaşma yapmak üzereyiz. Türkiye'de de iyi zincir züccaciye mağazalarıyla da anlaştık. 3 tane firmaya mal veriyoruz. Yine durdurak bilmiyor Cengiz Zeybek. Sözlerini noktalarken kömürlü pişiriciler için bu sadece başlangıçtı diyor. Bu bizim bir başlangıcımız oldu. Bu tür çevreci ürünler yapacağız. Kömürlü pişiriciler icat edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim size, kömürlü mangal, kömürlü tava, kömürle çalışacak çay semaveri ama duman çıkmayacak. Misafir odasında kömürde çay demleyeceksiniz ama duman çıkmadan. Kömürde kahve pişirme makinesi, kömürde fırın, kömürle çalışan fırın. Yani kömürlü pişiriciler icat edeceğiz ama bunların hiçbirinden de duman çıkmadan yapacağız ve daha az kömürle çalışacak. Çıtayı yüksek tutup, hedefi yüksek tutup bu hedeflere ulaşmayı sağlamak gerekiyor. Firmamız da bu yönde inşallah ilerliyor. İyi gidiyoruz.